Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance mobil uygulamasında ayarlar menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar sol üstten profil menüsüne giriş yapıyoruz. Ardından bu menüde arkadaşlar göründüğü üzere sağ üstteki ayarlar menüsüne giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlar menüsünde genel ayarlar, görünüm ayarları, piyasa ayarları ve diğer ayarlar mevcut. Genel ayarlarda anlık bildirimler seçeneği giriş yaptığımızda buradaki bildirim tercihleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada bildirim tercihlerinin genel ayarlarına baktığımızda bildirim ayarlarında dilini nasıl alabileceğimizi söylüyor. Biz burada bildirim dilini Türkçe'ye çevirebilir veya diğer dilleri gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pazarlama güncellemelerinde aynı şekilde devre dışı bıraktığınız zaman pazarlama bildirimi, yani burada uygulama bildirimi, e-posta bildirimi gibi bildirimler almayacaksınız. Bunu kapatabilme şansınız mevcut. Uygulama bildirimlerine baktığımız zaman buradan eğer cihazınıza izin verdiyseniz bunu devre dışı bırakabilir veya devre dışı bıraktığınız ayarınızı tekrardan cihaz ayarlarınıza girerek buradan bildirim ayarını verebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya dönelim. Gördüğünüz gibi operasyonel güncellemeleri yine buradan açıp kapatabilirsiniz. Yani burada etkinlikler, bildirimler, alım satım bildirimleri, sistem mesajları gibi herhangi bir uygulamayla alakalı bildirimi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde işlem riski bildirimini açarsanız da burada size aynı şekilde yaptığınız bütün işlemlerdeki risk potansiyeline göre güncelleme göndermesini alıp açıp kapatabiliyorsunuz. Site içinde gelen kutusu bildirimlerine baktığımız zaman işlemler, Binance haberleri, sistem mesajları veya alım satım bildirimlerini buradan teker teker açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde para biriminizi buradan değiştirebiliyorsunuz. Kullandığınız para birimini farklı bir para birimi haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan örnek olarak USD'yi seçelim tekrardan. Bunu güncellemiş olalım. Kripto çekim ayarına baktığımız zaman da gördüğünüz gibi burada çekim adreslerini sağ üstten ekleyebiliyorsunuz. Burada coin seçelim. Örnek olarak bir tane coin'i seçtik. Adres bilgisi, ağ bilgisi, adres menşei ve cüzdan etiketini listeye bağladıktan sonra oluşturabilirsiniz. Beyaz listeniz yine burada yer alıyor. Beyaz listeyi de daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Onu da inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde dilimizi, yani uygulamanın dilini, kullandığınız dili değiştirebilirsiniz buradan. İngilizce veya Türkçe hale getirebilirsiniz veya farklı bir dili kullanabilirsiniz. Görünüm ayarlarında cihazın ayarlarını kullan veya açık koyu ayarlara geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Temasını değiştirebiliyorsunuz. Stil ayarlarına baktığımızda bu da grafikler için mevcut olarak geleneksel ve yeni seçeneği mevcut. Renk körü içinde ayrı bir seçenek bulunuyor arkadaşlar. Renk tercihine baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi kırmızı yukarı, yeşil aşağı veya yeşil yukarı, kırmızı aşağı seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu da tamamen sizin için opsiyonel. Piyasa ayarlarına baktığımız zaman ödeme para biriminin buradan Türk lirası, dolar veya herhangi bir para birimini belirleyebilirsiniz. Değişim saatlerini yine buradan son 24 saat veya cihaz saat dilimi gibi birçok farklı seçeneği kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Widget borsa kodlarına baktığımız zaman burada da herhangi bir widget kullanıyorsanız add diyelim, ekleyelim. Burada gördüğünüz gibi favorileriniz BNB, BTC gibi birçok seçeneği üstüne tıkladıktan sonra tamam diyerek geldikten sonra kaydet diyerek arkadaşlar bu widgetları da kullanabilirsiniz. Gizlilik ayarlarına bakıyoruz hemen. Gördüğünüz gibi burada pazarlama ve analitikte reklam ve analitik için açıp kapatma izniniz mevcut arkadaşlar. ATS'ini yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Güvenlik veya güven sertifikası ayarlarını da
buradan güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.